Hatırlarsanız aylar önce çektiğim bir videoda size bir söz vermiştim. Ki o da Matias Yusuf'un hikayesidir. Onu inşallah daha sonra başka bir videoda uzun uzun anlatacağız, dinleyeceğiz. Aynı videonun girişinde şöyle de bir cümle kurmuşum. Hayatta anlatmaya ve dinlemeye değer hikayeler vardır. İşte bugün yine anlatmaya ve dinlemeye değer bir hikaye ile karşınızdayım. Sizi Matias Rus ile tanıştırmak istiyorum. Yıl 1987. Avrupa'da demir perde hala kalkmamış. Sanki bir şeyler değişecek. Sanki eli kulağında. Ama her şey hala aynı. Soğuk savaş devam ediyor. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri, diğer yanda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Bir yanda kapitalizm, diğer yanda komünizm. Dünyanın bir ucu Washington, diğer ucu Moskova. İşte böyle bir ortamda 18 yaşındaki bir Alman, küçük bir pervaneli uçakla Moskova'nın göbeğine, Kızıl Meydan'a iniyor. Biri senaryosunu yazıp filmini çekse hadi oradan diyeceğimiz bu hikaye gerçekten yaşanıyor. 1 Temmuz 1968 tarihinde Batı Almanya'da doğan bu genç adamın henüz 18 yaşındayken tarihte büyük bir iz bırakabileceğini kim tahmin edebilirdi ki? Bir uçak kiralayıp Kızıl Meydan'a inmeye karar verdiğinde henüz 50 saatlik uçuş tecrübesi olan amatör bir pilottu. 28 Mayıs 1987 günü kiraladığı Cessna 172 ile Hamburg yakınlarındaki küçük bir havalimanından Kızıl Meydan'da sonlanacak yolculuğuna başladı. Önce kuzeyin zor şartları altında uzun bir rota izledi. Muhtemelen Moskova'ya doğru yola çıkmadan önce kendisini sınamak ve yeteneklerini geliştirmek istedi. İlk durak kuzeydeki Feore adalarıydı. Hamburg'dan kalktıktan sonra aralıksız 1300 kilometreden fazla yol kat etmişti. 7 saat sürecek bu uçuş için Cessna 172'nin arka koltuklarını sökmüş ve yerine ekstra yakıt tankları yerleştirmişti. Bu tanklardan motora benzin pompalamak için de elektrikle çalışan bir mekanizma yapmıştı. Hem kuzeyin zorlu şartları altında çok uzun bir uçuş yapıyor, hem de böylesine bir mekanizma kurabilecek elektrik ve mekanik bilgisine sahip ve daha 18 yaşında. Gerçekten etkilenmemek elde değil diyeceğim ama daha ziyade sorgulamamak elde değil. Her şeyi tek başına mı yapıyor? Feore adalarında ikmal yaptıktan sonra tekrar havalanan bu çılgın genç aralıksız 1400 km uçar ve Norveç'in Bergen şehrine gelir. Burada bir süre dinlenen Matias Rus'un Kızıl Meydan'dan önceki son durağı Helsinki olur. Helsinki'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Stockholm'e gideceğini rapor ederek havalanır. Ancak havalandıktan sonra rotasını o dönem Sovyet toprağı olan Estonya'ya çevirir. Matias, Sovyet hava sahasına girmeden önce hava trafik kontrolü ile son iletişimini Helsinki'deki bir istasyonla yapar. Finlandiya'nın Sipo kent semalarına geldiğinde irtifasını azaltır ve uçaktaki tüm haberleşme ekipmanlarını kapatır. Helsinki'deki kule, Cessna 172 ile bağlantıyı kaybedince düştüğünü zanneder ve arama kurtarma çalışmaları başlar. Finlandiya ordusu denizde bir yağ birikintisi bulunca Matias Rus'un uçağının düştüğüne kesin gözüyle bakılır. Ancak o çoktan Sovyet toprakları üzerinde uçmaya başlamıştır. Matias Rus'un uçağı Sovyet sınırını geçtikten sonra birkaç defa radarda fark ediliyor. Hatta Moskova'ya 800 km kala önleme uçakları bile havalanıyor ve gece karanlığında bu küçük uçağın ışıklarını görüyorlar. Ama gelin görün ki hiç kimse Matias Rus'un uçağına müdahale etmiyor ve neden müdahale edilmediği de hala bilinmiyor. Bununla ilgili iki tane teori var. Birincisi çok yavaş işleyen Sovyet bürokrasisi, yani karar mekanizmasının çok yavaş işlemesi. İkinci teori de bunun bir radar hatası olarak algılanması. Yani eğer ki bir NATO F-16'sı Sovyet topraklarına dalmış olsaydı ne bu kadar alçaktan uçardı ne de bu kadar yavaş giderdi. Matias Rus'un Batı Almanya'dan başlayan ve yakıt ikmalleri hariç neredeyse aralıksız geçen uzun uçuş sonrasında sabah olmuştur. Günün ilk ışıklarıyla Cessna 172 Kızıl Meydan'a iner. O an kayıtta olan bir amatör kamera bu tarihi olayı saniye saniye kaydeder. Herkes çok şaşkındır. Rus uçağından iner ve o şaşkın insanlarla sohbet etmeye, hatta hatıra fotoğrafı çektirmeye başlar. Kısa zaman sonra da gözaltına alınır. Olay dünya gündemindedir. Sovyetler Birliği'nin imajı hiç olmadığı kadar derinden sarsılır. Hatta pek çok tarihçi bu olayın Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecini hızlandırdığı konusunda hemfikirdir. 18 yaşındaki amatör bir pilotun kullandığı küçük bir uçak Sovyet hava sahasını delik deşik etmiş ve Kızıl Meydan'a inmiştir. 1986'da Reagan ve Gorbaçov'un katıldığı silahlanma yarışına bir sınır getirecek olan Reykjavik zirvesinin başarısız geçtiğini bahane ederek böyle bir eylem yapmaya karar verdiğini söyleyen Matias Rus pek çok Sovyet generalinin başını yakmıştır. Savunma Bakanı başta olmak üzere hava kuvvetlerinden pek çok komutan bu olaydan sonra istifa etmek zorunda kalmıştır.
O ise dört ayağının üstüne düşmüş ve 1988'de imzalanan Orta Menzilli Stratejik Silahların Sınırlandırılması Anlaşması sırasında Sovyetler Birliği tarafından bir iyi niyet göstergesi olarak Batı'ya iade edilmiştir. Meşhur Cessna 172 ise günümüzde Alman Teknik Müzesi koleksiyonundadır. Bence bu adam bir ajan olabilir. Çünkü henüz 50 saat uçuş tecrübesi olan daha 18 yaşındaki bir pilota kim uçağını kiralar ki? Hadi bir şekilde uçağı kiraladı. Onun arkasındaki koltukları sökmek, oraya bir yakıt deposu koymak, onun düzenini yapmak, ayarlamak. Yani bunların hepsini tek başına yapmış olamaz. Ama işin bir de öteki tarafı var. Amerika 18 yaşında daha çocuk sayılabilecek genç ve heyecanlı bir casusla çalışmak ister mi? Yani bu olay neresinden tutarsanız çok esrarengiz ve ilginç gerçekten. Matthias Rus bugün hala hayatta ve eminim anlatmadığı çok fazla şey var. 2012 yılına kadar profesyonel poker oyuncusu olarak hayatına devam eden bu çılgın adam bugün Zürih merkezi bir finans şirketinde analist olarak çalışıyor. Arkasında Amerika olsun ya da olmasın, bu adam gerçekten çılgın bir amatör pilot olsun ya da bir Amerikan casusu olsun. Yani ne olursa olsun gerçek şu ki bu hikaye çok çılgınca ve heyecan verici. Hayatta en çok tanışmak istediğim insanlardan bir tanesi de Matthias Rust. Yani bu adamı tanımak istiyorum gerçekten. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında, Matthias Rust hakkında? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum yorum kısmına. Ve son olarak tabii ki videoyu beğenmeyi, yani videoya like atmayı da unutmazsınız, gerçekten çok çok sevinirim. Çünkü ihmal ediliyor. Yani video izleniyor güzel, her şey yolunda ama yani videoyu beğenmek benim açımdan önemli. Her neyse dostlar, bu kış gerçekten çok sıcak geçecek. Çünkü bir sürü soğuk savaş hikayesi dinleyeceğiz. Ne alakaysa artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.